Köşe atışta istersen ilk önce resmi inceleyelim. Bir yükseklikte bulunan bir adam var. Burada adam elinde bir top düşünelim. Top fırlattığını. Yukarıya doğru fırlattığı topta diyelim ki bir noktaya geliyor ve tekrar aynı top adamın bulunduğu seviyeye geliyor. Yani bu geldiği seviye adamın topu ilk fırlattığı seviyedir. Şimdi topu 20 metre bölü saniye ile yukarıya doğru fırlattığında belirli bir yüksekliğe çıkacaktır. Yüksekliğe çıkış zamanı eğer 20 metre bölü saniye ile attıysa yukarıda topu yukarıya doğru 2 saniyede çıkacak ve 2 saniyede düşecektir. Havada kalış süresi toplam 4 saniye olacaktır. 1 saniye sonra topun yüksekliği 15 metre olacak ve 10 metre bölü saniye hızla erişecek. 1 saniye sonra da hızı sıfırlanacak. 1 saniye sonra yani 3. saniyede atıldıktan 3. saniye sonra topun hızı ters istikamette eksi 10 metre bölü saniye, 4. saniyede de eksi 20 metre bölü saniye olacaktır. Şimdi farklı bir resmi inceleyelim. Bu resimde topu yukarı doğru fırlatmışız ve bulunduğu noktadan daha alt bir noktaya düşmüş. Bu seviyede gene topumuz V hızıyla ters yönde, ters istikamette bir hızı olacaktır. Ancak bulunduğu seviyenin daha alt bir noktaya düştüğü zaman hızı tabii ki ilk atıldığı hızdan farklıdır. Formüllere bakarsak eğer cismimizi V0 hızıyla attığımızda çıktığımız topun veya cismin çıktığı yükseklik V0 kare bölü 2G formülüyle bulunur. Maksimum yükseklikte çıkış zamanı atılan hızın yer çekimi ivmesiyle bölümüyle bulunur. Havada kalış süremiz uçuş süresinin daha doğrusu çıkış süresinin 2 katına eşittir. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru cismimizi attığımızda herhangi bir t saniyede bulunduğu yüksekliği t eşittir v0 t eksi 1 bölü 2 gt kare formülüyle bulabiliriz. Cismimizi eğer yukarıdan aşağıya doğru bir atış yaparsak buradaki yükseklik formülümüz V0T artı 1 bölü 2 GT kare formülüyle bulacağız. Cismi ikinci resimde söylemiştik. Atıldığı yükseklikten daha düşük bir seviyeye düşmesine. O zaman eksi H V0T eksi 1 bölü 2 GT kare formülüyle buluyoruz.